Barbara, elbiselerim hala kurumadı mı? Biraz bekle hayatım. Yakında yola çıkacağımı biliyorsun. Biraz sabırlı ol Noel Baba. Tasmanya canavarını yılbaşı gecesinde Kuzey Kutbu'nun üzerine uçurarak Avustralya'ya götürmek hiç de zevkli bir şey değil dostum. Evet, kargo bölümündeki o garip yaratık sinirlerimi bozuyor. Onun getirilmeden önce uyuşturulduğunu sanıyordum. Olamaz, kurtuldu. Yılbaşından önceki gece evdeki hiçbir yaratık ortalığı karıştırmıyordu. Bir fare bile. Ben karıştırıyorum. Ben bir fareyim. Şöminenin üzerine dikkatli bir şekilde asılmış çoraplar duruyordu. Ve Noel Baba kısa bir süre içinde orada olacaktı. Ama aniden büyük bir gürültü duyuldu. Harika Noel Baba. Hemen pencereye koştum. Ne olduğuna bakmak için. Buraya mı gelecek Noel Baba olmalı? Eğer öyleyse hemen yatağına gitsen iyi olur. Noel Baba'nın geç saate kadar oturan çocukları sevmediğini herkes bilir, öyle değil mi? Acaba çatıdaki kim olabilir? Gerçekten Noel Baba mı? Şu işe bak. Gerçekten de Noel Baba geldi. Ya da ona benzer bir şey olmalı. Ben onu tonton biri sanıyordum. Evet Noel Baba, bunca seneden sonra seni tanımak gerçekten de çok hoştu. Gösterişsiz evime hoş geldin. Burada kendi evindeymiş gibi davranabilirsin. Bu kadar uzun bir yolculuktan sonra acıkmış olmalısın. Hadi sen gidip masaya otur. Ben de sana yiyecek güzel bir şeyler hazırlayayım. Canavar burger, canavar yumurtası ya da canavar pastası ister miydi? Evet. Çok üzgünüm ama sadece kurabiye kalmış. Evet, tadını çıkar. Demek buradasın canım. Sana yeğenimin kısa yılbaşı listesini okurken neden sen de bir sandalye alıp oturmuyorsun acaba Noel Baba? Burada sahip olmak istediği birkaç şey var. Som altından futbol topu, Venüs'e bir yolculuk, dünya şampiyonalarına sınırsız bilet. Kalemimi kırdım. Teşekkür ederim. Dünya şampiyonası kalitesinde bir hokey takımı. Büyük okyanusta bir havuç çiftliği, bir müzik seti, bir televizyon, IBM'in kontrol hisseleri, bütün çizgi romanları sınırsız abonelik, Frank Sinatra'nın adres defteri. O yeşile dikkat etsen iyi olur. Bu hiç de iyi bir şey değil. Evet bir bakalım listede başka ne varmış. Full aksesuar 2 tane Ferrari, Dr. Jekyll by Hyde kimyasal seti, jet motorlu patenler ve büyük bir elmas parçası. Bir makine örtmek, bir kedi, bir köpek, bir at ve küçük bir kardeş ve çok güzel bir yılbaşı ağacı. Hey Noel Baba, şöminenin yanına gel de biraz ısın, ne dersin? Sana da taze patlamış mısır yapayım. Sen bu kavanozu tutarken ben de tencereye getireyim. Demek bir türlü bekleyemedin ha? Affedersin canım, bir dakika. Acaba değiştirmek istediğin bir hediye mi vardı? Belki de onu bu daha büyük hediye paketiyle değiştirmek istersiniz. Onu burada açmayın lütfen. Yoksa sürprizi mahvedersiniz.
Kendi kendine şişen plastik kurtarma botu. Kendi kendine şişen plastik kurtarma botunu sevdiğine çok sevindim. Tasmanya canavarlarıyla mücadele etmek gerçekten de çok zor bir şeymiş. Ama Bunny amca, ben Noel babanın gelmesini bekliyordum. O gelmezse listemde olan hiçbir hediyeyi alamayacağım. Bence böyle düşünmemelisin ufaklık. Kızağını ona geri götürdüğümüz zaman diğer çocuklara hediyelerini dağıtabilmek için yola çıkacak ve böylece hiçbir şey aksamamış olacak. Noel baba da buna çok sevineceği için oraya vardığımızda sana istediğin herhangi bir oyuncağı vereceğinden adım gibi eminim. Hepinize mutlu seneler. Hepinize çok ama çok iyi geceler. Alabama, dünyanın en ünlü sihirbazının gösterisi bugün başlıyor. Bir dakika, avucum bitti de. Affedersin. Güzel bir mimik. Ben burada yaşıyorum. Burası benim evim. Hepsi bu. Hey dostum. Ben senin evinin kapısını kağıtla kapatıyor muyum ha? Söyle hadi. Bu ev bana ait özel bir mülk. Anlaşıldı mı? Şimdi özür dilerim. Bir daha da beni rahatsız etme. Özür dilerim dostum. Havuçlu pasta sever misin? Ya hayır. Havuçlu pasta mı dedin? Evet evet. Bayılırım. Al bakalım. Şimdi gördü gününü işte. Bu hiç şüphesiz savaş anlamına geliyor. Şimdi sizlerin gözünün önünde bu şapkadan canlı bir tavşan çıkaracağım. Evet. Şimdi bakın nasıl oluyor bir tavşan. Evet. Göreceksiniz. Bir tavşan. Beklemiyordun galiba. Yanılıyor muyum? Lütfen gider misin? İstediğim tavşan sen değilsin. Bütün gösterimi mahvediyorsun. Bak şimdi sevgili dostum, sana yardım edeceğim. Yapmak istediğin, herkesin gözünün önünde bu şapkadan canlı bir tavşan çıkarmaktı galiba, değil mi? Beni izle. Bak.
bakalım olacak mı? Beni havuç kullanarak yakalamaya çalış. Havuç. Bu çok iyi bir fikir. Sevimli tavşan, dışarı çık, burada bir havuç var. Hadi, hadi. Onu yakaladım. Tam tersini. Ben seni yakaladım. Aranızdaki gençlerden birinin sıradaki gösterimde bana yardımcı olmasını istiyorum. Ben size yardım etmekten mutluluk duyarım bayım. Şimdi keskin bıçakları bu arkadaşımızın bulunduğu kovaya batıracağım. Korkacak bir şey yok. Merak etme, bıçakların hepsi plastik, tamam mı? Hı hı. Çok acıyor. Şimdi daha çok acıyacak. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Gördüm. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Gördüm. Bir, iki, üç, dört. Gördüm. Gördüm. Çek kılıcını. Kozlarımızı paylaşmanın zamanı geldi. Kendini koru korkak. Tebrik ediyorum. Çok harika bir gösteri. Çok güzel. Savaş anlamına geliyor demiştim, değil mi? Bu da benim silahım. Yer gizli bilgi, uçak sayısı gizli bilgi, adam sayısı gizli bilgi. Adamlar temel hakkında ne düşünüyor? Gizli bilgi. Ne? Şu kitaba bir bakın. Yazdığına bir bakın. Gremlin adlı küçük canavarlar uçaklara o kadar zarar veriyorlarmış ki uçakların hurda yığınından farkı kalmıyormuş.
Gremlinlere. Hepsi palavra. Gremlinler. Çok saçma değil mi? Uçak düşüren ufaklıklar. Dostum, bu yaptığın iş senin hobin mi? Bak bu uçak havalanmalı çünkü bu bir savaş uçağı. Etrafa bombalar atıyor. Anladın mı beni ha? Öyle mi? Evet. Dostum, sen yorulmuşsundur. Ben ne yapıyorum böyle? Seni yalancı katil. Sen. Katil. Hey, sizce de o... Tamam, şimdi anladım. O uçak düşüren Gremlin. Gremlin olduğumu yeni mi anladın? Ben şimdi sana gösteririm. Hangi tarafa gitti George? Hangi tarafa? Bu tarafa. Çok teşekkürler George. Çok teşekkürler. Neyin var senin sevgili tavşan? Konuş benimle. Neden konuşmuyorsun? Ben 2 aylık bir tavşanım. Ben gayet ciddiyim ama değil. Küçük Gremlin. Şirin Gremlin. Şans.
Paşa kızı. İnanılmaz değil mi? Benzinimiz bitti. Mutlu sonu çok severim bilirsiniz. Aranıyor. Ölü veya diri. Tercihen ölü. Sonunda aradığım fırsatı yakaladım. Sana gününü göstereceğim. İşte geliyorum. Şimdi tuzağına düşecek. Şimdi tuzağıma düşecek. Hey tavşan, hemen dışarı çık çabuk. Çabuk, seni tutukluyorum. Anahtarlarım, anahtarlarım, anahtarlarımı bulamıyorum. Anahtarlarım nerede? Anahtarlarımı bulamıyorum. Kaybolmuşlar. Anahtarlarımı bulamıyorum. Problem mi dostum? Anahtarlarımı bulamıyorum. Baba birazdan patlayacak. Lütfen bana yardım et. Tamam dostum, sakin ol. Büyütecek hiçbir şey yok. Eski tükenmekte olan bitim. Şunlara bir bakalım. Garajın, arabanın, ön kapağının. Evet, bu da çok güzel. Arka kapının. Aha, işte burada. Başlara baktın, sen tutuklusun. Buyur bakalım. Suçum neymiş peki? Ben hiçbir şey yapmadım. Evet, yaptın. Şunları dinle. Görevli memura karşı gelmek, toplum huzurunu bozmak, havuç çalmak, trafik kurallarını ihlal etmek, yasak yere park etmek, yerleri kirletmek, aşırı gürültü yapmak, hız sınırını aşmak, görev başındaki polise zorluk çıkarmak, kırmızı ışıkta geçmek ve ehliyetsiz araba kullanmak. Sen hiç aynaya bakıyor musun? Askerden başka her şeye benziyorsun. Üstüne başına çeki düzen vermelisin. Bir daha seni böyle görmek istemiyorum. Thank you.
yakalayamazsın. Şimdi sana ne yapacağım biliyor musun? Suratının tam ortasına çok sert bir yumruk indireceğim. Beni arıyorsun galiba. Elini yukarı kaldır ve çabuk dışarı çık. Teslim oluyor. Hadi kelepçele beni. Doğru mu söylüyorsun yoksa bu da başka bir numara mı? Hayır hayır, yakala beni. Numara falan değil. Hadi dostum gidelim. Hazır mısınız? Evet ben hazırım. Ateş edin. Ölmeden önce yapmak istediğin bir şey var mı? Evet. Ne olabilir bir düşünelim. İstediğim... Wish I wasn't Pixie. Hooray, hooray! Oh, I can't wait to sing this song. Do that. Here come Richard from along. Fantastic, isn't it? Wine to run all night. Wine to run all day. I'll bet my money on a buck he'll make. Somebody there. Şansın. Size bir telgraf var. Ne yazıyor bakayım? Sevgili yeğenim, sana 3 milyon dolar miras bırakıyorum. Güle güle harca. Amcan gibi. Buna inanamıyorum, artık zenginim. Yalnız hayvanları, özellikle tavşanları incittiğin takdirde mirasından 1 sent bile alamazsın. Sevimli tavşan, artık hürsün, istediğin gibi gez dolaş, zengin oldum. Onu duydunuz değil mi? Hadi gidin başımdan, hadi hadi. 3 milyon dolar. La 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 la
sevimli tavşan, ait olduğun ormana geri döner misin? Sen iyi bir tavşansın. Av, 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 av. Demek beni öldüreceksin ha? Yani sırf kürküm için şimdi avukatımı arıyorum, sen görürsün. Ben sana gösteririm. Alo, santral, 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 bozuk param var mı? Versene biraz. Santral, iyi günler. Bana 000'ı bağla. Aa, ben iyiyim dostum. Sen nasılsın? Lütfen sevimli tavşan, avukatına söyleme. Seni bir daha üzmeyeceğim. Söz veriyorum. Pekala. Madem söz veriyorsun, seni affediyorum. Evde yiyecek ne var? Yiyecek? Anlaşılan karnı acıkmış. Biraz da üşürsün. Mutfak bu tarafta. Kurtuldum ondan. Buzdolabını göremiyorum. Yalancı! Kapıyı aç, kapıyı aç, kapıyı aç! Dışarıda üşüttüm. Kapıyı aç! Kapıyı aç! Sana söylüyorum! Bak, çok hastayım. Lütfen beni içeri al. Hadi! Lütfen! Hey! Bu oyunculukla Oscar ödülünü bile alabilirim. Louis amca böyle olsun istemezdi. Louis amca mı? Nasıl yaptın bunu? 3 milyon dolar alıp ben kaçırdım. Özellikle tavşanlar demişti. Lütfen ölme, lütfen. Uyusun da büyüsün. Sevimli tavşan. Güzel rüyalarda görsün. Sevimli tavşan. Uyusun da büyüsün. Sevimli tavşan. Lütfen şunu daha hızlı söyler misin? Peki, uyusun da büyüsün. Sevimli tavşan. Güzel rüyalarda görsün. Sevimli tavşan. Uyusun da büyüsün. Sevimli tavşan. Telgraf geldi. Büyü amcanız vefat etti. Miras vergisi, savunma giderleri vergisi, hazine vergisi, çevre düzenleme vergisi, eşya vergisi düşüldüğü zaman geriye 1.8 dolar kalıyormuş. Buna inanamıyorum. Güle güle harca dostum. Şimdi sana gününü göstereceğim. Mutlu yıllar, mutlu yıllar, hey, mutlu yıllar, mutlu yıllar, hey, mutlu yıllar sana, mutlu yıllar sana, mutlu yıllar sana. Evet, kaçma zamanı. Paketiniz var. Tavşan bile görmedim. Sihrim bozuldu galiba.
afiyet olsun. Ha, seni yakaladım. Etrafın sarıldı. Ellerini yukarı kaldır ve dışarı çık. Artık benimsin. Hiçbir yere kaçamazsın. Geri sayım başladı. Son 3 saniye. Güle güle dostum. Bir problem mi vardı? Problem. Bugün hiç gücüm yoktu ve bir şey avlayamadım. Dur kaçma. Nerede o? Al bakalım dostum. Çabuk söyle nerede o? Ne tarafa kaçtı? Söyle hadi. Ne tarafa kaçtı biliyor musun? Şu tarafa, şu tarafa, şu tarafa. İşte koş. Şaşkın. İşte yakaladım seni. Kendime ziyafet çekeceğim şimdi. Bu sefer elimden kaçamazsın. Seni köşeye sıkıştırdım. Ben buradayım dostum. Aldatmaca. Yine 6-6 geldi ama. Ama hep sen kazanıyorsun. Evet, ben kazanırsam oyun biter, anlaşıldı mı? Tamam, bu son oyunum, kazanmalıyım, hadi. Üzgünüm dostum. Bugün çok formundayım, ne yapayım?
when I find that stuff. I'll dig and dig and dig and dig, I'll never get enough. I tramp the prairies and the plains, I twudge each weary mile. I'll tramp and twudge and twudge and tramp until I make my pile. Whoa, Susanna, don't you cry for me. I'm gonna dig up lots of gold, V for victory. Oh, da 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 Merhaba dostum. Oh, merhaba. I'm a wagon, wagon, wobber of the wild and woolly west. Of all the things I haven't got, I white gold the best. Oh, it rained all night, today I wept, the weather is so dry. It was so warm, I froze to death, Susanna, don't you cry. What, Susanna, don't you cry for me. I'm gonna get me lots of gold before victory. Buralarda altın yok. Burada bir takım terslikler olduğuna dair kötü bir his var içimde. Problem nedir dostum? Biraz önce çok korkutucu bir yaradık ya. Au! Ay! Hey, niye kışıklıyorsun? Sadece bir tansiyon. Yani... Fakat bu senin. Aa evet. Çok teşekkür ederim. Altın, git orada. Hadi ne duruyorsun? Kazı yap, çabuk ol. Çok çok altın. Ay, yaradın, hadi hadi. Çabuk çabuk çabuk. Ay. Hadi işte burada, burada, burada. Nerede? Şurada, şurada. Ha, nerede, nerede? Evet, o bir şey değil. O bende de var. Kaçma vakti. Sevimli tavşan, çık bakayım dışarı, sana bir sürprizim var. Neyse, problem değil. Altınlarım olduğu zaman yenisini aldım. Evet, şimdi sinirlendim. Ve o tavşanı yakalayacağım. Hey dostum! Hey dostum, neredesin? Ben buradayım.
Çok yazık. Çok üzüldüm. Her neyse. Dinle. Ben buraya altın için geldim ve onu alacağım. Hayır. Hayır. Olamaz. Onu veremem. Onu veremem. Hayır olmaz. Gel buraya. Onu alacağım. Aç ağzını. Aç ağzını bana. Al. İşte aldım. Ben kazandım. Evet sen kazandın. Elinde bir altının oldu. Olmalıyım. İşte izler. Afiyet olsun. Pekala Bay Tavşan, şimdi ellerini kaldırıp hemen dışarı çık. Aksi halde seni vurmak zorunda kalacağım. Pekala, şimdi önümden yürü bakalım, hadi. Sakın kımıldama. Merhaba kardeşim, nasılsın? Tam bir tavşan avlamak üzereydim ama elimden kaçtı ya. Tüfeğim nerede benim? Tüfeğim. Al bakalım kardeşim. Nerede o? Ne tarafa gitti? Nereye gitti söyle bana çabuk. O tarafta çabuk. O tarafta. Nereye? İşte orada git tamam. Onu yakala hadi. İşte seni yakaladım beyaz kuyruklu minik tavşan. Oo. Bu sefer seni yakaladım. Kesinlikle elimden kaçamazsın. Ne yapıyorsun kardeşim? Thank you.
Bugs Bunny'nin Sporun Vahşi Dünyası programında bizler de dünyanın en büyük ve en ilginç sporcularıyla birlikte olacağız. Bu akşam canlı yayında Arthur Cool Byron, Parry'nin yerinde dünyanın en iyi sporcusu seçilecek ve kendisine yılın en iyi sporcusu ödülü verilecek. Evet, sanırım yeterince heyecanlandık. Kim seçilecek dersiniz? Sizce dünya şampiyonu Elmer Fudd mu olacak? Merhaba spor hayranları. Yoksa Sweetwater Shunks takımının yıldız vurucusu Philip mi? Ya da büyük İskoç golfçü Angus McCurry mi? McCurry evlat, tam 14 resim var. Yoksa dünyaca ünlü dalıcı ve atıcı Yosemite Sam mi olacak dersiniz? Yaşasın! Yoksa bizim dünyamıza hiç de yabancı olmayan başka bir ünlü mü seçilecek dersiniz? Kes şunu lütfen. Herkes bu aptal tavşanın kazanacağını biliyor. O her zaman kazanır. Hadi ona ödülünü verin. Böylece biz de zaman kaybetmeden evlerimize dönelim. Bu yarışma tüm spor dallarını içeriyor. Örnek olarak kayak. Badminton diyebiliriz. Başıma böyle bir dert alacağım aklınıza gelir miydi hiç? Koşu! Düştüm. Halter sporu. 2500. Hemen yaz 2500 kilo bak. Ve tabii ki avcılık. Avcılık harika bir spor dalı. Evet, aslında avcılığın yanı sıra başka dallar da var, biliyorsun öyle değil mi? Mesela tenis gibi. Güzel oyun. Biliyor musunuz, bu kış dünyanın her tarafından kayakla atlama şampiyonları hünerlerini göstermek için New York'ta Flacid Gölü'nde toplandılar. Flacid Gölü'nde kurulan kayakla atlama pisti bugüne kadar görülen en yüksek ve en uzun yarışma pistidir. Ve şimdi yılın sporcusu ünvanını alabilmek için Paolo Nervi bu kahramanlık gerektiren işe hazırlanıyor. Bu engelli koşu bu yılın sporcusu yarışmasının en heyecanlı bölümlerinden biri. Evet, yarış başlamak üzere. Tam zamanında yakaladık. İşte çıktılar. Şimdi karşınızda Trent Fussburger. Biliyor musunuz, bu yıl atlama ve yüzme dallarına gerçekten çok önem verildi. Büyük çaba gerektiren bu dallarda bu yıl rakiplerinin arasından sıyrılan bir yarışmacı var. Adını mı dediniz? Aa evet tabii, Yosemite Sam. Aa, harika bir dalış daha. Tipik bir Sam atlayışı. Küçük bir batı kasabasından gelip böyle bir başarı yakalamak hiç de kolay olmasa gerek. Kendinize örnek aldığınız atlayıcı ya da yüzücüler kimler? Greg Logans mı? Mark Spitz mi? Wyatt Bart mı? Hayır, bence onlar çok önemli değiller. Benim idolüm her zaman korkusuz Fripp olmuştur. Sanki dünmüş gibi hatırlıyorum. Fripp'in yolundan gideceğimi düşünmeden bir gün onun harika gösterisini izlemeye gitmiştim. Hadi kesin şunu. Korkusuz Fripp'i çıkarın. İlk önceleri ayağımı bile suya sokmaktan nefret eden biriydim. Ama sonra zorla suya battığımda bundan hoşlandığımı fark ettim. Herkese merhaba, ben Spud Collins. Size tenise benzeyen bir sporu, badminton'u anlatacağım. Bu oyunda tenis topu değil, kuş kullanılır. Hadi karşıla. Bomba hazır!
Vücudunuzu geliştirmeniz için önereceğim kişi David Half Ovitz. Şimdi sizlere tavsiye edeceğim bir iki şey var. Beni dinleyin ve kesinlikle evde çalışma aletleriyle ve kendi başınıza bu spora başlamayın. Şu anda sahildeyim. Burası acemi kimselerin geldikleri bir yer. Tıpkı şurada gördüğünüz kemikleri çıkmış 4,5 kiloluk bir tip gibi. Bunu nasıl söylersin? Bana utanmadan kemikleri çıkmış 4,5 kiloluk yaratık nasıl dersin? Ben böyle biri değilim. Sen kime 4,5 kiloluk yaratık diyorsun? Sana 4,5 kilo kemikleri çıkmış güçsüz yaratık diyorlar öyle mi? Bak sana ne yapacağımızı söyleyeyim. Seni yeni biri haline getirmek için sana atom kol vereceğim. Sana bir kaşık atom kolu neredeyse bedava sayılacak bir fiyata $5 vereceğim. Teşekkür ederim. Aç ağzını. Şimdi yeni bir adam olduğunu ispatlamak için ne yapacağını söyleyeyim. Bu 10.000 poundluk halteri başının üzerine kaldıracaksın. Başardım. 2500 kilo kaldırdım. Yılın sporcusu ben olacağım. Üzülerek söylemeliyim ki sporcu cesaretin bir anda balon gibi söndü dostum. Kendimi gerçekten gururu kırılmış hissediyorum. Biliyorsunuz bu güreş denen spor tamamen gelişmiş beyinlerin karşılaşmasıdır. Evet, şimdi sizlere dünya ağır siklet güreş şampiyonunu takdim ediyorum. Kemik Kıran! İnanın bana, bu adı ona boşuna vermemişler. Birazdan göreceksiniz. Bu 200 kiloluk sırf kastan oluşan adamın karşısına çıkacak olan sporcuya gerçekten çok acıyorum. Ve diğer köşede... Maskeli Dehşet! Baks yere yapıştı. Başı dönüyor. Neredeyse bayılacak. Bu korkunç bir şey. Gerçekten insanlık dışı. Böyle küçük birini rakip olarak karşısına çıkarmak kimin aklına geldi bilmiyorum. Ama Kemik Kıran şu anda zavallıyı makas aldı. Bu oyunu yapmasına izin vermeleri inanılır gibi değil. Küçük bir strateji. Uygulamanın sırası geldi de geçiyor bile. Hey! Nasıl gidiyor canım? Hadi lütfen ver şunu, ver. Ay, şaka yapıyorsun. Pekala, şimdi hemen buraya gel. Bakalım senin için ne yapabilirim. Bir iğne ve bir iplik, zamanında yapılan bir dikiş. İşte her şey yolunda, her şey yolunda. Wow! Bu ne büyük bir zafer. Eğer yılın sporcusu ödülü Bugs Bunny'ye verilmezse büyük bir haksızlık yapılmış olur. Şimdi yeniden Arthur Q. Byron Pavilion'un yerine dönüyoruz. Burada herkesin dudaklarında aynı yakıcı soru var. Kim? Yılın sporcusu kim seçilecek?
yeter artık, tamam mı? Daha fazla dayanamayacağım. Her zamanki gibi aptal tavşan yine kazanacak. Şimdi ödülünü verin, hepimiz rahatça evimize gidelim, anladınız mı? Verin. Kontrol altına alınamayan davranışlar, neden, neden? Bakın ne söyleyeceğim. Bu yıl beyzbolda başından beri çekişen iki takım var. Sweetwater Schnucks ve Grenville Gags. Bu arada Schnucks'ların top atan oyuncusu becerikli Philip çok formda. Beni dinleyin ve bu maçı kaçırmayın. Maç başlasın. Sayın izleyiciler, maç şu anda Sweetwater stadında başladı. Vay canına, top derbi gibi gidiyor. Hayır, yanıldım. Tahminimde yanıldım. Oyun dışı. Koca Eddie Williams sırada. Etkileyici bir vuruşu olduğu biliniyor. Ve evet, vurdu. Bu iyi bir vuruş. Williams birinci kalede. Şimdi ikincisinde kaleye geliyor. Dikkat edin. O dışarıda. Hayır değil. Evet, şimdi dışarıda. Sevgili izleyiciler, ne oyun ama, değil mi? 9. atıştan sonra 167'ye karşılık hiçbir şey yok. Cuma akşamı buradan çıkınca parka gitmeyi unutmayın. O gece Tazmanya canavarını izleyebilirsiniz. Tazmanya canavarına benzeyen gençler içeri parasız girecekler. Vay canına, topun hızına bakın. Hatalı! Sen ne söyledin? Harika, üzerime ne geldiğini görmedim bile. Top bir. Becerikli Filip'in cesaretine hayran olmamak mümkün değil. Durum 167'ye 0 ama hala direniyor. Hadi fasulye kafa, ben buradayım. Vay canına, bu kadarını beklemiyordum. Yangın çıkardı. Pekala şanslı. Bu yıl ultra modern futbol oyununun büyük açılışını hep birlikte kutluyoruz. Bu yıl tüm futbol tutkunlarının rüyaları gerçekleşti. Seyirci yerlerini sahaya daha yakın aldılar. Ve şimdi sahaya girip sizlerle birlikte bu heyecanı paylaşmak istiyoruz. İşaret 18-36-52-27. Sıçra, 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 sıçra. Ve işte Raj McCullough sıranın ortasından geçiyor ve topu düşürdü. Evet, topu tekrar kazandı. Ve işte üst üste yıldılar. Oh evet, bu bir gol. Başardı, öyle değil mi? Bu yılın başlarında boks dünyası TÜİSİKLET'te Round Garden salonunda yapılan ördeğe karşı Elmer Foot maçıyla sarsıldı. Bu son yılların en çok seyirci çeken maçıydı. İnanılmaz güzel bir maç oldu. Aradan mevsimler geçti. Şu anda ışıklar altında oturan maçı kaybeden zavallı Elmer G. Foot, en iyi sporcularımızdan biri olan Ördek Duffy'ye karşı elinden gelen her şeyi yapmıştır. Ama ne yazık ki ringden mağlup ayrılmıştı. Neden filmi oynatmıyoruz? O zaman her şeyi açığa çıkacaktır. Evet beyler, temiz dövüşün. Kardeşimiz! Yeah, you mean none of this? How about a little of this? Kesinlikle hayır. Bakın, bu dövüşte gerçekten pis şeyler döndü ya da benim adım Latimer değil. Zaten adım Uzun Kulak. Şimdi el sıkışın. Hangi elimi istersin? Hayır, bunu. Yanıldın. Bir daha. Bir daha söyle bakalım. Pekala, pekala. Bu sefer şunu istiyorum. Çok aptal değil mi? İstediğinin bu olduğundan emin misin? Haklısın, doğruyu buldun. Al bakalım. Evet, yeni bir round başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Galip gelen ve yeni şampiyon Ördek Duffy. Şikayet etmiyorum efendim ama açıkça gördüğünüz gibi beni soydular.
Evet, filmde de izlediğimiz gibi Ördek Duffy'nin maçı kazandığı itiraza yer olmaksızın açıkça belli oluyor bayım. Ve sizin gibi yılın sporcusu olmaya aday birinin şahsi kanaatime göre dünyanın en büyük dövüşçülerinden biri olan Ördek Duffy suçlamanız beni gerçekten dehşete düşürdü. Onun 100 yılımızın en büyük sporcusu olduğunu sadece ben söylemiyorum, bunu bütün dünya kabul ediyor. Bu yıl Fransa'da yapılan ve 6 gün boyunca süren bisiklet yarışı dünyanın en dayanıklı bisikletçilerini ortaya çıkardı. Çok soğuk acısı değil mi? Heyecandan söz açıldığında aklımıza ilk gelen sporlardan biri de deliklere topları sokma esasına dayanan İskoçya'dan dünyaya yayılan golf oyunudur. Evet, bugün İskoçya'da harika bir gün yaşanıyor. İlkbaharın kokusu her yanı sarmış. Hava terletmeyecek kadar sıcak. Evet, ben sporcuların bu 18 delikli oyunda 907. geleneksel turnuvada kıyasıya yarışacaklarından adım gibi eminim. Şimdi susalım. Dikkat! Delik bir hiç fena değil. Ah! Evet, üçüncü deliğe. Aa, üçüncü deliğe dedin ama gene gene birinci deliğe geldin. Neden beni kandırıyorsun, söyler misin? Evet. İşte sonuç, ben kazandım. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Hile yaptın. Hile mi? Her şey gözünün önünde oldu. Bu herkese açık bir oyun. Neden hile yapayım ki? 18. deliğe kadar berabere geldik. Bu davranış sana yakışmadı. Bilmem anlatabildim mi? Casablanca'daki turnuvayı da ben kazanmıştım. Bir de hile yapıyor diyor. Ha, çok yanılıyorsun biliyor musun? Ben hile yapmam canım. İşte o kadar. Bu durumda ben yılın sporcusu ödülüne aday olmayacağım. Baksi, centilmen sporcu. Bu yılın en iyi sporcusu ödülüne aday göstermek istiyorum. Sen ne dersin? Tabii, neden olmasın? Şimdi herkesin dikkatini bana vermesini istiyorum. Tamam, ödülü ben açıklayacağım. Şimdi bunu yapması için arkadaşımı sahneye davet ediyorum. Evet, şimdi kazananı açıklıyorum. Ne bu şimdi? Şaka mı? Şimdiye kadar bu adı hiç duymadım ben. Fagon mu dedi? Gerçekten büyük bir sürpriz oldu. Büyük bir haksızlık söz konusu. Adını bile duymadım. Herkese teşekkür ederim evlat. Şimdi video çekimlerini izleyelim. Dikkatle bakın, Fagon'un bu oyununda ne kadar başarılı olduğunu göreceksiniz. Ne olursa olsun asla oyundan kopmuyor. Ve topların geçmesine kesinlikle izin vermiyor. Beni izlemek istiyorsanız sonraki bölümlerde beraber olalım. Burası Hollywood. Kazananların şehri, Emmy'leri ve Grammy'leri kazananların şehri. Grease 5 Oscar ödülü ve 2 de Emmy kazanmıştı. Ben mi? Ben de havuç kazandım. Freeze'e şikayet ettiğimde merak etme ben yaratıyorum demişti. Böylece çizgi film aktörleri için Oswald ödüllerini yarattı. Ve bu gece bu heyecanlı olaya tanık olacaksınız. Merhaba, merhaba, merhaba. Bu gece bazı çizgi film ünlüleriyle röportaj yapacağım tabii, eğer bulabilirsem.
İşte bir tane geliyor. Hem de tam sözüne ederken. Bugüne kadar beyaz perdeye yansıyan en güzel, en sevimli yaratık geliyor. Bu beyaz perde dışında da böyledir her zaman. Hayranlarınıza bir şeyler söyleyin. Bay Pepe Le. Tanrım, şunu söyleyeyim ki sizinle tanışmak gerçekten nefes kesici. Bir bebeğim. Ve bakın kim geldi. İşte Parker Pig. Hayır, benim adım Porky Pig. Arkadaşlarınız kim? Bunlar iki küçük pig ve artı bir. Eğlence dünyasından öyle mi? Hayır, bunlar müteahhittir. Kendime samandan ev yaptım. Kendime sopalardan ev yaptım. Kendime briket ev yaptım. Şunu söyleyeyim ki hepiniz de çok iyi yaşıyor olmalısınız. Bu da küçük bir şaka işte. Sizi tanıyorum, biliyorum. Hayır, söylemeyin, bulacağım. Siz büyük kötü. Kurtum. Hayır, kurt olduğunuzu sanmıyorum. Şimdi bulacağım. Ben büyük kötü kurtum ve benim işim yok etmektir. Hapur hapur yerim ve milletin evini yıkarım. Çok güzel bir işe benziyor. Halinden de belli. İşte size heyecanlı bir gösteri. İşte kahramanlarımızın en vahşisi, en acımasızı ve en cesuru geliyor sevgili dostlarım. Şu osullardan birini kazanmak için geldim. Bak dostum, şansın yarı yarıya, ya kazanırsın ya da kaybedersin. Çok anlamlı değil mi? Evet, ama ne olur ne olmaz diye diğer kazananlar için bir önlem aldım. Bakın işte ünlü güvercinimiz de geliyor. Harry Howe. Adım Tweety Pie. Nasılsın Bay Pie? Bir kedi gördüm sanki. Galiba bir pedi gördümmüş. Artık başka bir şey görmenin zamanı gelmedi mi? Ve işte şimdi de Tony Duffy. Evet, benim Daffy Duck. Bizzat kendisi. Televizyonların ve sahnelerin ünlü yıldızı. Lütfen hayır alkışlamayın. Kulaklarım buna dayanamıyor, yapmayın. Sırf bu yüzden imza yok size. Kalbim. Ve şimdi de hepinizin beklediği müthiş an geldi. En sevilen kahramanımız, bütün dünyanın sevgilisi, eğlence dünyasının kralı Bay Bugs Bunny. Seni alkış hırsızı seni. Benim alkışlarımı çalıyorsun. Ünümü gölgelemek istiyorsun. Sanki bu mümkün olabilirmiş gibi. Nasıl gidiyor canım? Sen iğrenç birisin. Senden nefret ediyorum. Oswald'ı kazanmanın şartı bu işte. İyi akşamlar bayanlar ve baylar. Bu gece buraya dünyaya büyük keyifler yaşatan sanatçılara büyük Oswald ödülünü vermek üzere toplanmış bulunuyoruz. Kimin kazanacağını biliyoruz değil mi büyük anne? Sen söyle, ben utanıyorum. Bu değerli ödülü alması için çok sayıda yetenekli sanatçının arasından sadece birini seçeceğiz. Seyirciyi sıkmaktan vazgeç, aptal tavşan, adımı oku yeter. İlk adayımız büyük kötü kurt. Teşekkür ederim. Beni destekleyenlere de teşekkür ediyorum. Seyircilere teşekkür edin çocuklar. Teşekkür ederiz. Bu kadar yeter, hadi oturun. Büyük kurdu mu aday göstermişler? Yani köpeklesinler de inandırsınlar bari. Pekala Charlie, başlat.
remember the story of three little pigs. The one played a pipe and the other danced jigs. The three little pigs are still around, but the play... Dikkat dedim. Alman bilim adamı büyük bir tava tarafından bayıltıldı. Çalınan belgeyi bulmamız gerekiyor. Who's got trouble? We've got trouble. How much trouble? Too much trouble. Well, don't you frown, just knuckle down and knock on wood. Who's unhappy? We're unhappy. How unhappy? Bye, bug, bye, bug. Ne var ördek? Lütfen bana yardım edin Bay Bugs. Bu çok önemli belgeyi saklamam gerek. Bu belge Paul Coleman salağından olamaz değil mi? Ha? Nedir? Ben bilemediğime eminim. Bu belgeyle Amerika'da hayatı harika bir hale dönüştürecek olan adama yardım etmiş olacaksın. Amma da önemli. Bu gece hoş bir bayanla birlikte olacak. Hadi. Bana kağıdı ver bakayım. Bir an kediler gördüm sandım. Evet, gerçekten de onları görmüşüm. Yeni tatlı köftem bu ilk görüşte aşk. Kız biraz utangaç öyle değil mi? İki kişilik masa mı? Merhaba, ben Şeref Önemanıyım. Bu ülkenin en ocumasız, en kötü askeriyim. Kesinlikle senin nasıl olduğunu bilmek isterler. O önemli belgenin sende olduğunu duydum. Seni Smokin'in ihbarcı seni. Ver o belgeyi bana. Bunu da nereden çıkardın şimdi? Diyelim ki küçük bir kuş söyledi, ne dersin? Beni küçümsüyorsun değil mi? O kağıdı hemen şimdi istiyorum. Hadi ver. Kağıt mı? Ne kağıdı? Hangi kağıt? Ben kağıt göremiyorum ki. Gel al canım. Gel 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 gel. Hadi gel gel. Kağıt burada gel. Hadi al. Garson. Garson. Bana servis yapacak birini istiyorum hemen. Hemen dönerim hayatım. Hem de bir mesrubatla birlikte. Lütfen benim için çal. Umarım o şarkıyı kastetmiyorsundur. Başımın ağrısı gittikçe artıyor. Ah, en sevdiğim şarkı. Sana o şarkıyı asla çalmamanı söylememiş miydim? Değil mi? Bunu gerçekten çalmak istedim mi sanıyorsun? O bana çaldırdı. Ha ha ha! Kitty. Rüya kitabım nerede? Geçti lastik. Sevgili bak, seninle gelen o. Sen de ben, yani biz haklıyız. Unutma her zaman Bongo Bongo. Her çünkü Pismo Plajı ve Timbuktu yanımızda olacak.
tüm bu şehirlerin, ülkelerin, insanların arasından tutup bunu seçiyor değil mi? Şansa bak, ah! Ne demek istediğini anlıyorum. Benim de bir sevgilim vardı. Beni sen bir satıcı için terk ettin. Kesin yolumdan kardeşim mi? Max, lütfen yardım et. Sylvester'ı tutukladılar. Jeroen Dominium onun çalıntı belge hakkında bir şeyler bildiğini sanıyor. Kimse için böyle bir belanın içine giremem canım. Onu hemen şimdi istiyorum. Kaç kere söylemem gerekiyor. O belge pembe değil. Buna inanmamı beklemiyorsun öyle değil mi? Ha? Hey, demek barbekü yapıyorsunuz ve beni davet etmiyorsunuz. Git işine tavşan. Ben burada bir şüpheliyi sorguluyorum. Defol git. Çok büyük bir hata yapıyorsun. Johnny Ryan'ın sevgilini çaldığı için dövdüğün doğru değil mi? Kim sana koşarak geldiyse onu yumruğunla karşıladın alçak adam. Bunu açıklayabilirim ama. İşte bu anne. Balonumu patlatan adam bu. Ay işte bu o memur bey. Ay seni alçak. Engizisyon mahkemesinde hesap vereceksin. Suçluyum. Suçluyum. Bay Swayze'nin uçağa yetişmesi gerekiyor. Bombeyon. Evet Swayze'lo. Sanırım aradığın şey bende canımın içi. Evet bu sendeydi. Bu beni zengin yapacak. Lütfen dikkat. Toronto ve New York uçakları kalkmak üzeredir. Bak seni tekrar terk edebilir miyim bilmiyorum. Dinle Kitty. Eğer onunla gitmezsen pişman olacaksın canım. Bu çılgın dünya üzerinde üç yalnız... Tamam gitmem gerekiyor. Gitmeliyim. Onu hoşça kal de. Hoşça kal. Bir şey ister misiniz acaba? O seni arıyor Kit. 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 Hepsi bu kadardı.